Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hep düzenli, güzel halimizi gösterecek değiliz ya. Gördüğünüz gibi o kadar çok dağınık ki evim şu an. daha önce videomda paylaştım arkadaşlar sizinle. Ben hala bitiremedim. Bu dağınıklığın içinden çıkamadım ama az kaldı. Bugün de uğraşırsam nasip olursa inşallah bayağı bayağı bir toparlayacağım. Evet, biz çiçekçilerin hep böyle güzel toplu gösterişli ihtişamlı hallerini görüyoruz ya arkadaşlar. Evet bu sefer de şöyle dağınık ve pis halimizi görün dedim. Baya bir uğraştım. Baya bir meşakkatli iş. Çünkü toprak değiştirme çok pis bir iş. Ben evimizi pürmeden evimi toparlamadan önce önce dedim bu işi bitireyim. Ondan sonra dedim komple evimi bir temizlik yapayım dedim. Şöyle toprak işiyle uğraşmak çok pis oluyor arkadaşlar. Menekşelerle de dışarıda uğraşmak biraz risk ister. Hele hele de bu mevsimde kesinlikle zaten ev ortamına alıştığı için menekşelerimiz dışarıya çıkartıp dışarıda uğraşmamamız gerekiyor. Her ne kadar pis olsa da evimiz böyle evimizin içerisinde bu güzelliklerle uğraşmamız gerekiyor. Evet şöyle pencere açık her ne kadar bilmiyorum karanlık düşer mi ama ben yine de şöyle çekmek istiyorum. Çiçeklerimin baya baya hemen hemen yarıdan fazlasını düzenledim. Ama e, etraf o kadar pis o kadar dağınık oldu ki şöyle en azından yatağımızın üzeri temiz. Yatağımızın üzeri düzenli. Evet. Hemen şöyle geçelim arkadaşlar. Ne işimiz kalmış. E, şuradaki su doldurduğumuz o kaplar. Saklama kapları. Bunlara delik açılacak. Ve şurada gördüğümüz e, bu prensesleri fitilli sulamaya geçireceğiz arkadaşlar hemen şurada yavru menekşelerim var Onları ayıracağım şurada büyük saksıda ben menekşem var bu çok büyüktü bu sene yazın gazilerimizden biri kendisi bu saksıda çok büyük olacağına ve çok da yer kaplayacağı için ben onu küçük bardaklar var şurada gördüğünüz gibi daha önceki videomu da paylaştım zaten Şöyle bardaklar var. Onlara dikiyorum artık. Arkadaşlar saksılarım benim bunlar artık. Çünkü o kadar büyük yer kaplıyor ki saksılar. Şöyle en küçük sıfır numarasını bile alsak. Şunlar gibi. Bunlar bile yer kaplıyor. Onlar da zaten büyük geldi. O içindeki prensese. Evet şurada gördüğümüz toprakları doldurduğumuz o pet bardaklar. Sert pet bardaklar. Normal orta boyları. Ben onlara dikiyorum arkadaşlar. Ve şurada da büyük bardaklarımız var. Bunlar milşek yapılan bardaklar. Onları da aldık. Ee, çok da uygun aldım. Bence bundan sonra bütün çiçeklerimi ben onlara dikmeye niyetim var. Çünkü hem az yer kaplıyor hem de biz e, ne kadar saksılar büyük olursa o kadar çiçeklerimiz büyük olacak diye düşünüyor. Kanka, kötü olmuyor. Yıllarca menekşe yaptım. Ama e, fazla yer kaplıyor arkadaşlar. Bu kadar çok çiçeği nereye koyacağımı şaşırdım. Şöyle benim bir tane rafım var. Daha raf alacağım nasip olursa da. Ee, şöyle. Evet bunlar düzene soktuğum menekşelerim. Hepsi bu boyu olacak. Böyle olacak. Ve şurada yukarıda var. Biraz karanlık düşüyor ama en azından şurada o fitilli solamayı gösteriyor. Ve şurada büyük yukarıda daha önceki bayağı baya karanlık düştü böyle buradaki saksılarım var. Evet, hepsi fitilli sulamaya geçti. Gördünüz mü? En azından tertemiz, düzenli, tertipli, düzenli oldu. Ve şurada da bizim yine böyle anaç menekşelerimiz, prenseslerimiz var. Gördüğünüz gibi böyle büyük saksılardaydı daha önce. Ve küçük bardaklara almaya artık başladım. Çünkü hem daha az yer kaplıyor hem de şöyle sulaması daha kolay, daha pratik olacak benim için ve şurada da hala daha yapraktan ürettiğim eee yöntemindeki menekşelerim var. Bu menekşe yapraklarını seraya hemen onu da söyleyeyim arkadaşlar. Seraya diktik. Günlük hemen kapağını açıp geri kapatacağız. Havalandıracağız yoksa içersin, içeride. Tıpkı nasıl havasız ev gibi e, bizi boğduğu gibi çiçeklerimizi boğar, çürütür, öldürür arkadaşlar. Evet şöyle hemen göstereyim. Bunlar da düzene inşallah bugün binecek. Ee, şöyle bir rahat bir e, nefes alacağız. Ve e, prenseslerimiz de böyle açmaya başladı. Bu anaç menekşeler e, bu yıl çiçekli. E, biraz çiçeğini bitirdikten sonra bunları da alacağım. Şöyle büyük bardaklara ve damlama böyle damlama sulama diyorum. Fitilli sulamaya geçireceğiz arkadaşlar bunları da. Şu an çiçekliler diye üzmek istemedim. Hem alt yapraklarından alır, üretmeyi alırız. Hem de fitilli sulamaya geçiririz arkadaşlar. Evet. Şöyle alt kısımda da var daha. Bunları ben şu an geçirmedim. Ama şöyle plastik kaplarım bitmişti. Bunları getirdim. Bunlar delik kaçıracak üzerinden. Onlar da sulamaya geçirilecek. Fitilli sulamaya. Evet şurada şu prensesimizin de bir tane çiçeği kaldı. Şöyle daha yakından göstereyim. Bunu da alacağım arkadaşlar fitilli sulamaya. Hemen şuradaki prensesimizi de alacağım. Ve şuradaki prenseslerimiz e, baya bir e, oldu e, yavrulayalı. E, ben topraktan dolayı galiba diyorum büyümüyorlar. E, toprak kalitesiz olabilir. Ama şöyle e, kaliteli toprak aldım. Bunlarla e, değiştireceğim arkadaşlar. Onları da. Evet. Şuradaki prenseslerimizle geçireceğiz. Bunlar Akil arkadaşımdan hediye olanlar bana. E, ve e, daha var. Onları da yaptım. Ve şurada yaprak dikimi yaptım. Bunlar da hemen sera yöntemine alınacak. Ve seraların içinde çürüyen yaprağı çürüyen e, bardakları çıkardım dışarıya. Bunlar orada durmasına hiç gerek yoktu. Evet gördünüz mü? Şöyle benim kocaman saksılarımdaydı. Menekşeler. Bunlara daha başka çiçekler dikeceğim artık. Balkon çiçekleri dikip balkona alacağım artık. Bu saatten sonra. Evet arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmuyoruz. Videomun hemen orta kısmında size hatırlatayım. Ee, Aboneliklerimiz tamamen ücretsizdir. Kanalımıza. Ben rahatlığı ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ve e, like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı her zaman bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımızın daha güzel ilerleyebilmesi için. Bu arada 20 bin aboneye geçtim. Çok çok şükürler olsun. Hepsi sizin sayenizde. Hepsi sizin, sizlerin sayesinde gönlü güzel arkadaşlarım. Hepinize Allah razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Evet pencereden tamamen güneş alıyor benim burası. Akşama kadar güneş alır. E, bu balkonu bu penceremi çok seviyor. Menekşeler. O yüzden hemen şurada bir derin dondurucum var benim. Bu derin dondurucuyu buradan kaldıracağım. Bayağı da büyük kendisi. Buraya olduğu gibi raf yapmayı düşünüyorum. E, raf yaparsam bayağı da e, burada da geniş bir alanım olur. Daha daha da çok menekşeler üretir dikerim bu yapraktan üretilenler nereye dikilecek Sizce nereye koyulacak onlara bir zemin hazırlamam yer hazırlamam lazım Evet inşallah bu prenseslerimizin yeni çiçekli hallerinde sizinle paylaşırım Arkadaşlar hepsi bu sene ürettiğim ve satın aldığım menekşeler ve bir yandan da üretiyorum tabi Evet arkadaşlar videomun sonuyla sonlandırmak istiyorum. Sizde fazla bu dağınıklıkla göz zevkinizi bozmak istemiyorum arkadaşlar. Evet bu seferlik videomu kısa kesiyorum. Hepinize yeniden çok çok teşekkür ederim. Destekleriniz, yorumlarınız, izlemeniz, beğenileriniz benim için çok önemli. Hatta hatta arkadaşlar o güzel yorumlarınız var ya beni çok mutlu ediyor. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın. En güzel terapi çiçek terapisi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle tabi videomun sonunda da şu güzelliği de göz zevkimizi süsleyelim. Ondan sonra bitirelim. Hoşça kalın arkadaşlar.